Süleyman Hilmi torunu ve es eski AKP milletvekili Fatih Süleyman Deniz Olgun, Süleymancılar cemaati hakkında Erdoğan ve bakanlara ihbarda bulundu. Yani bunların bütün faaliyetlerini bitirin diye ihbarda bulunmuş Süleyman Hilmi Tunağan'ın torunu. Bakın ben e, yaklaşık 10-11 ay kadar önce söylemiştim. Cemaatler parçalama projesi var. Ben bunu dedikten sonra birkaç cemaat parçalandı. Şimdi sıra geldi Süleymancılara. Bu derin devletin bir projesi. Tabii ki parçalamak için bir şeyler söyleyecekler. Adam ben okudum mu konuşmasını. Bir şeyler söylüyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor falan filan diyor da. Eee eğer sen bunlardan dolayı cemaatine, eski cemaatine, dedenin cemaatine sen operasyon yapılmasını istiyorsan o zaman senin partinde çok daha fazlası oluyor. O zaman kendi partine de operasyon yapılmasını iste. Çünkü AKP'lilerde olan yanlışlar AKP'li yetkililer, avamı kastetmiyorum. AKP'li yetkililerde, belediye başkanından tutun da ta yukarılara kadar olan yanlışlar, hiçbir cemaatta bu kadar yanlış yoktur. Cemaattekiler hiç olmazsa hizmetle uğraşır, Allah rızası için uğraşırlar. Partilerdekiler köşe dönme peşindedirler. Sen eğer gerçekten adalet adına konuşuyorsan, cemaatteki yanlışları düzeltmek için söylüyorsan, gidip oradakilerle görüşebilirdin. Şunlar böyle 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 şeyler var, bunları değiştirin, bunlar yanlış, şunlar şöyle, bunlar böyle olsun diyebilirdin. Neden bunu kamuoyu önünde açıklıyorsun? Sen kime çalışıyorsun, kimin adamısın? Cübbelinin bir başka versiyonu. her cemaati bölmek için böyle bir adam bulmaya çalışıyorlar. Demek ki Süleymancılar içerisinden bir cübbeli bulamamışlar anlaşılan. Bu sefer de Süleyman Hilmi torununu bulmuşlar. İlla bir adam yani etkili olacağını düşündükleri birisini hallediyorlar, bir şekilde ikna ediyorlar ve onun cemaati bölmesini sağlamaya çalışıyorlar. Şimdi bir, bir bakarsınız bu adam böyle konuşur. Yarın içinden bir hocayı da ayarlamışlardır. O da oradan baş kaldırır. Cemaat ikiye bölme operasyonu başlatılır. Yani şu anda sanki cemaatteki yanlışlar mali konulardaki. Güya mesela orada çalışanlara e, asgari ücret veriyormuş gibi gösterip e, şeye bankaya banka üzerinden ödeme yapıyorlarmış çalışanlarına. İşte 17 bin lira yatırıyorlarmış, sonra onun geri kalan sonra o kişilerden 7 bin lirasını, kiminden 10 bin lirasını, kiminden 3-5 bin lirasını geri alıyorlarmış. Yani 17 bin lira aslında şahsa teslim etmiyorlarmış. Şahıs oradan çekiyor, geri getirip bunlara veriyormuş falan filan. Bu ne kadar doğrudur bilemem. Bu adam zaten onların içinde değil. dışarıdan gazel okuyor. Şimdi dedikleri ne kadar doğrudur, öyle midir, değil midir bilmem. Cemaat kendisini savunsun. Ben onları savunmak bana düşmez. Böyle bir şey yoksa yok desinler. Onu ben bilemem ama bu adam yapmak istediği şey cemaati bölmek, parçalamak. Ya yanlışları düzeltmek olsaydı gidersin insan gibi konuşursun. Seni dinlemediler mi? Yani Süleyman Hilmi Tuna'nın torunusun. Seni dinlemeyecekler mi? Oturup güzel güzel konuşabilirsin. Ama yok. Bunu internetten yayınlıyor. Ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Ee, cemaatleri bitirme ve parçalama projesinin bir parçası. Ben iyi niyetli olduğuna inanmıyorum. Cemaatler bitirme ve parçalama projesinin bir parçası olduğuna inanıyorum. Birçok cemaate bu yapıldı. Bizim üzerimize de bir takım oyunlar oynanmaya çalışıldı, başaramadılar. Ama birçok yerde bunu başardılar. Şimdi sıra geldi Süleymancılara. Bakın daha dün İsmaila cemaatinde yapıldı. Cübbeliyle ile bunu yaptılar. Daha evvel başka cemaatlerde yapıldı. Yani onlar çok kamuoyuna duyulmadı. O yüzden isimlerini vermeye de gerek yok. Ee, İsmailağ'daki bölünme aleni zaten. Herkesin göz önünde olduğu için söylüyorum. Ee, o kadar çok duyulmayan başka parçalanmalar da oldu aslında. Birçok yerde bu yapılıyor. Devletin, derin devletin şu anki projesi bu ama Ali Veliyi kullanıyor ama Ahmed'i Mehmet'i kullanıyor. Bazen bir hocayı kullanıyor, bazen bir ahlaksız namussuzu kullanıyor. Bazen böyle işte o cemaatte e, ki bir e, tanınmış insanın çocuğu veya torununu kullanıyor. Yani e, etkili olabileceğini düşündükleri. Bir kişiyi kullanıp cemaati bölmek istiyorlar. O hatalar olsun olmasın. Onların umurunda bile değil. Şu hatalar varmış da o yüzden cemaat böyle yanlış gidiyormuş da yani doğru gitseymiş çok memnun olacakmış da aslında bu yanlışlardan dolayı rahatsızmış da bunlara laf salatası yani. Doğru olabilir bütün bunlar ama dert o değil yani. İsterse hepsi doğru olsun. Ama maksat kesinlikle İslam'a hizmet değil, cemaatin korunması, cemaatin yanlış gitmesini engellemek değil, cemaati parçalamak. Yeni proje bu ve bunu, yani derin devletin e, projesi bu. Ve bilhassa da bu derin devletin Perinçek ekibi bu işin başında cemaatler bölme, parçalama, bitirme. Kim bu işlerin içindeyse Perinçek ekibiyle bir şekilde bir diyaloğu vardır. Kim bir cemaati parçalamaya çalışıyorsa, onun Perinçek ekibiyle bir şekilde bir irtibatı vardır. Bu iş asıl onlar yapıyorlar. Hani derin devletin sağ kanadı yok mu? Sağ kanadı da var. Onlar da memnunlar bu yapılandan. Ama bu projeler asıl takip eden Perinçek ekibi. Asıl üzerinde duran gece gündüz buna gayret eden asıl onlar. Yanlışlar olabilir. Bu yanlışlar konuşulabilir. Fakat Herkes iyi niyetli değil. Bu adam takip edilsin. Takip edilsin. Mümkün olsa takip edilse kimlerle irtibat halinde olduğu ortaya çıkar.